varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, bitler süvari iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ülkenin birinde yedi kardeşin bir bacısı varmış. Bu yedi kardeş bacılarına çok düşkünmüş. Ama yengesinin biri bunu hiç sevmezmiş. Bir gün evdeki su testisinin içine bir yılan girmiş. Bunu yengesi görmüş ama kıza söylememiş. Kız da gelmiş, bu suyu içmiş. Yılan da suyla birlikte kızın karnına gitmiş. Aradan bir vakit geçince kızın karnı şişmeye başlamış. Çünkü yılan kızın karnında yavrulamış. Kız rahatsızlanmaya başlamış. Bu arada yengesi de kızın kardeşlerine gidip, Selçuk Hatun hamile, demiş. Kız hamile olmadığını biliyormuş ama kendisindeki bu hallerin ne olduğunu anlamıyormuş. Yengesi kıza böyle iftira atmış. Kardeşleri kızı alıp götürmüşler, bir ormana bırakmışlar. Kız, kardeşlerine, yok böyle bir şey, iftira bunlar, demiş. Yine de kardeşlerini inandıramamış. Kardeşleri kızı ormana bırakıp dönmüşler. Aradan biraz vakit geçince bu kızı bir çoban bulmuş, alıp evine getirmiş. Kız başından geçenleri anlatınca kızın hamile olmadığını anlamış ve onunla evlenmiş. Çoban, kıza her gün kara koyunun sütünü içirmeye başlamış. Kız kara koyunun sütünü içtikçe ağzından yılanın yavruları dökülmüş. Bu arada kız gerçekten hamile kalmış. Kızın günü yaklaşıyormuş ama büyük yılan da hala karnında duruyormuş. Neyse doğum anında bu yılan oğlanla birlikte doğmuş. Yılan çocuğa hiç zarar vermemiş, kardeş olmuşlar. Çocuk büyüyormuş, yılan hiç çocuğun yanından ayrılmıyormuş. Gelip omzuna sarılırmış. Bu yüzden çocuğun hiç arkadaşı olmamış, herkes ondan kaçıyormuş. O sadece yılanla arkadaşlık yapmış. Gel zaman git zaman annesi kardeşlerini çok özlemeye başlamış. Oğlana hep yol kenarında oyna, oynarken de çık aşığım, çık yedi kardeşin yeğeniyim, Selçuk Hatun'un oğluyum de, demiş. Kardeşleri yoldan geçerlerken görsünler istemiş. Çocuk da yılanla birlikte yol kenarında hep bu şarkıyı söyleyerek oynuyormuş. Bir gün, çık, aşığım çık, yedi kardeşin yeğeniyim, Selçuk Hatun'un oğluyum, demiş. Derken yoldan geçen dayıları bunu duymuşlar. Hemen oğlanın yanına gidip oğlana, bizi evine götür, demişler. Onlar da bacılarını çok özlemişler, yaptıklarına pişman olmuşlar. Eve gelince bacılarına sarılıp ağlamışlar, hasret gidermişler. Kız başından geçen her şeyi anlatmış. Kendi evlerine dönüp yengeyi atın kuyruğuna bağlamışlar, ata kamçıyı vurmuşlar. Kendileri de bundan sonra mutlu mesut bir hayat yaşamışlar.